Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Şirin Evlere geldik tekrar ikinci kez bir anket yapmak için. Daha önce kafa kafaya bir anket olmuştu. Bakalım bugün nasıl bir anket olacak? Kim daha fazla oy alacak arkadaşlar? Ama onun öncesinde kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Videoları izleyen insanların %98'i abone değil. Lütfen siz bizim videolarımızı daha fazla beğenin ve abone olun ki biz size daha güzel içerikler çıkartalım. Emeklerimizin karşılığını daha fazla alalım. O zaman yavaş yavaş ankete geçebiliriz arkadaşlar. İlk başta sizinle başlayalım. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Ya çünkü Ekrem İmamoğlu hani pek imkanlar verilmedi. Seçildiğinden bu yana hani gerçekten hiç imkanlar verilmedi. O yüzden Ekrem İmamoğlu, ama rakibi güçlü bir rakip mi? Hayır, güçlü bir rakip değil ama adaletsiz bir seçim olacağı için Ekrem İmamoğlu yani. Çünkü neden? Çünkü biliyoruz daha önce de hani seçim şeyleri falan değiştirildi, tarihleri falan değiştirildi. Ekrem İmamoğlu'na verilmek istemedi İstanbul, ama bu sefer daha zor bir seçim olacak gibi görünüyor ki öyle de, ama biz yine Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağız yani. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Sağ olasın. Sana soralım mı kanka? Evet, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi boş ver ya. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hiçbiri de. Abi sen kime veriyorsun? Bence hiçbiri abi. Hiçbiri. Abla sen kime veriyorsun? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Kimi? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Bilmiyorum. Sağ olasın. Abi sen kime Tabii veriyorsun? Ki Ekrem Başkan. Neden abi? Abi adam hizmet yapıyor. 22 senedir bunlar yönetiyor, yetmiyorum artık. Biraz değişim lazım bu ülkeye. Yani yeter artık bence. Abi sana soralım, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Bir dakika kızım. Kim? Abi Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ya daha sormaya gerek var mı? Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? Neden? İmamoğlu gelmese bu İstanbul böyle olur muydu? He? Olur muydu abi? Bu kadar yolsuzluk, bu kadar düzenbazlık, bu kadar bu ülkeyi böyle taş yığınına, beton yığınına çevirirler miydi? Kim çevirdi? Kim çevirdi? Bilmem, duymadım için sordum. Ben duymadım. Buyur ki sen gönül. Azmi Karamahmutoğlu. Sağ olasın. Zafer Partisi. İmamoğlu. Sağ olasın. Evet. Söylüyor, evet. Kurum çevirdi, Murat Kurum çevirdi. Aynen. İstanbul'un rant alanı yaptılar. Aynen. Siz aynen. Kime veriyorsunuz abi? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na vereceğim yani. Tabii ki. Her şey çok güzel olacak canım. İnşallah. Olacak umarız. Sağ olasın. Kurum Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu ya. Siz kime veriyorsunuz? Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Abi ben taraf tutmuyorum. Hiçbir bilgim yok yani o konuda. Ya 20 yaşında ve işte Türk genci. Siyasetle hiç alakam yok. Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir ekonomi şey nasıl peki? Ondan haberin var mı? Çok güzel. Ya insanlar oy vermeye devam ederse böyle güzel olur zaten. İşte takip etmemesinin nedeni sizce niye? Ya hiç merak bile etmiyor ya. Niye sizce? Yani çünkü hayattan soğumuş. Hayat zaten zor geliyor. Bir de siyasetle mi uğraşacağım diyor. İmamoğlu mu diye soruyoruz. Vallahi ikisini de çok tanımıyorum ama Ekrem İmamoğlu yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi size soralım, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Ya, Ekrem İmamoğlu. Hangisi olursa olsun. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Oo, yurt dışından geliyoruz, inan. İlgilenmiyoruz. Sen gel, sen gel. Ne? Söylesin. Söyleyebilirsin diyor. Kim? Ekrem İmamoğlu, başka diğer adım? Murat Kurum. Tanımıyorum. AK Parti'den çıkacak o da. Ha, o zaman... İmamoğlu. Evet. AK Parti. AK Parti misin? Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü niye? Şu anda eğer beni izliyorlarsa Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı sürece bir tane icraatını bana göstersinler. Söylesinler. Söylerlerse ne yapacaksın abi? Ekrem İmamoğlu'na verecek misin? Hayır, yine vermem. Çünkü niye? Yaptığı bir icraat yok çünkü. Hani geçenlerde televizyon programına katılmıştı. Siz belediye başkanlığı yaptığınız sürece İstanbul'a ne tür bir şey kazandırdınız dediği zaman Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevap neydi? İstanbul'un kasasına bereket geldi. Ben Murat Kurum diyorum. Siz kim diyorsunuz? Ben de. Amca sana soralım mı? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soralım. Murat Kurum. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. O da mı? Aynen. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum'un duruşu, hali, her şeyiyle tanıdığımız, bildiğimiz o yani. Kararımız o. Allah'ın izniyle Murat Kurum. İmamoğlu'yu tanıyor muyuz? İmamoğlu hiç tanımama da gerek yok zaten. Neden öyle düşünüyorsun abla? Yani ne bileyim, ben sevmiyorum onu. Sevmiyorum, açıkça sevmiyorum onu. Her halleriyle, hiçbir şeylerini sevmiyorum. Ekonomi nasıl abla peki?
Hamdolsun şimdilik biraz durum şey gibi ama inşallah o da düzelecek. Nasıl düzelecek durumda? Yani nasıl bu durumda? Allah'ın izniyle elbet bir şeyler yoluna girecek. Zaten durumumuz Tayyip Erdoğan'ı düşürmeye çalışamak. Ekonomiyi ondan ayağa kaldırdılar çoğu da. Zamları Erdoğan yapıyor. Dolar Amerika yapıyor. Amerika vuruyor. Erdoğan hiçbir şey yapmıyor. Amerika vuruyor bize. Amerika. Kendi silah dolarla vuruyor bize. Dolar yükseliyor. Her şey yükseliyor. Murat Kurum diye soruyoruz. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bilmem, AK Parti. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öylesin. Size soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hiçbiri ben. Ben. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Tek geçerim de ondan. Murat Kurum. Murat Kurum. Sağ olasın. Siz kime veriyorsunuz? Kime? Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğim. Neden abla? Niye? Neden ne? Çünkü ona güveniyorum, ona vereceğim. Başkası hiç bana güven vermiyor. Artık biraz da değişiklik olsun. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abla? Muratçı. Sağ olasın. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ne istiyorsunuz? Ekrem fark etmiyor, anket yapıyorum. Sen kime veriyorsun? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sağ olasın. Ben oğlum Murat Kurum mu diye soruyoruz. Yorumsuz ama. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Abla size soralım mı? Abi size soralım mı? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tanımıyorum onları. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Abla sana soralım. Ne soruyorsun? Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Nasıl? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Vallahi bir de onu deneyelim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bıktım Ekrem İmamoğlu. Abi sana soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Vallahi ikisi de değil abi. Tamam. Sağ olasın. Sorar mı size? Ne o? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Anlamadım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İkisi de değil ya. Başka partiye veriyor musunuz? Ben vermiyorum ya. Ben MHP'liyim. Evet. Ben de MHP'liyim. Kurum mu diye soruyoruz çok kısa. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sağ olasın. Arkadaşlar size soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Sağ abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Demirtaş'a. Abi sen kime veriyorsun, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum, sağ olasın. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Okey. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Vallahi HDP vereceğim abi. Sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem abi. Abi size soralım mı? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu tabii. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum değerli kardeşim. Neden Murat Kurum? Murat Kurum'a güveniyoruz, inanıyoruz. Yani yaptığı icatları, bugüne kadar yaptıklarını çok beğeniyorum ve güven veriyor insana, ondan dolayı. İmar barışı verdi diyorlar abi. Ne? İmar barışı verdi. Vallahi diyorlar. Duymadım ben, bilmiyorum, ondan bir bilgim yok. Depremde insanlar ölmüş ya. Hı? Depremde insanlar falan depremde ölmüş. İnsanlar öldü de yani, ölmesin mi yani? Dünya kopmuş, kıyamet kopmuş, abi, insanlar ölmez. Al öyle bir şey diyorsun ki yani. Abi Japonya'da ölmüyorlar, bizim memlekette Japonya'da ölmüyorlar. Ölmüyorlar yani, şimdi mi yapıldı yani o? 5 senede mi yapıldı o binalar? 3 sene önce yapılan rezidans çöktü. 1500 Hayır, kişi öldü. Hayır çökmedi ya. 2018'de yapılan rezidans çöktü abi. Bir tane rezidans, bir tane rezidans çökmüş. Bir tane değil, bir sürü çöktü. Ya yapma, başka gözünü çöktü. Seveyim ya. Gözünü seveyim kardeşim. Tamam abi, ya. Neyse, sağ olsun. Ben de abi. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Neden Murat Kurum? Doğma büyüme AK Partili olduğumuz için. Anneden babadan böyle gördük. Peki ekonomi nasıl? Bence ekonomi çok kötü de değil, çok iyi de değil. Ortalama bir seviyede. Dünyaya göre ortalama bir seviyedeyiz bence. Bu kadar yani. Tamam, teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Paylaşılacak mı bu? Paylaşılacak, benim kanalımda. Abi sana soralım, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Kararsızım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Vallahi Murat Kurum. %100 Murat Kurum. Neden abi? Ya bazı sebepler var. Mesela örneğin İstanbul'da kar yağışında, doğal afatlarda İmamoğlu'nun pasif kaldığını düşünüyorum. Yani peki, imar barışı verilmiş diyorlar abi. O konu hakkında ne düşünüyorsun? İmar barışı kim vermiş? Çevre Şehircilik Bakanı iken Murat Kurum vermiş ve bir sürü insan öldüğü söyleniyor o bölgede. Çürük binalara imar barışı verilmiş. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Geçmişte biz neler yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Yani burada Şehircilik Bakanı'nın vermiş olduğu
karar yani ona mı kalmış yani? Her şey bitmiş ona mı kalmış? Yani anlamıyorum. Yani şimdi çok da konuşmak istemiyorum. Yani Murat Kurum İstanbul'u alırsa eskisi gibi sistem devam eder. Metrolardaki arızalar, metrobüslerdeki arızalar. Abi geçen gün haberlere çıktı bir tane metrobüs kendi güzergahında değil başka bir yerde bozulmuş. Sonra kameralar falan çekiyor. Evet. Sanki sinema çekimi gibi yapmışlar. Her şey ayarlanmış. Ondan sonra üst geçitlerde merdivenler var ya, yürüyen merdivenler. Onları evet. bilerek bozduklarının görüntüleri var videolarda. Sırf Ekrem İmamoğlu bir iş yapmamış diye göstersinler diye. Peki bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi Ekrem İmamoğlu'nu da burada kötülemek istemiyorum. Ekrem İmamoğlu da iyi bir insan. Fakat kötülüyorlar ama abi. Ya kötülemek demeyelim yani. Burada particilik yapmamak lazım. Kişinin işi nasıl yaptığına bakmak lazım. Yani işi yapana biz oy vermemiz gerekiyor. Murat Kurum bence iyi bir insan. Ekrem İmamoğlu da iyi bir insan. Herkes ülkesi için yani bir şeyler yapmaya, taşı taş üstüne koymaya çalışıyor. Ama burada şimdi o onu demiş, bu bunu demiş de biz yola çıkarsak zaten horoz dövüşüne döner olay. Yani bu siyasette yalan konuşmamak lazım. Birbirini kötüleyerek herkes görüyor zaten. Halk her şeyi görüyor. Yani inisiyatif alıp kime oy vereceğini de biliyor halk. Yani bu dönem İmamoğlu'na verdiyse bu dönemde Murat Kurum'a yüklenir. Tamam. Ben öyle düşünüyorum.